Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, durdurdum ve tekrar devam ettirdim. Çünkü çok merak ediyorum. Kali ile devam edeceğiz 3. sezonda. 2. sezon finalinde çok heyecanlı bir yerde bitirmişti. Ben de hemen unutmadan sıcağı sıcağına oynayayım diye devam ettirdim. Şöyle başlayalım abi. Sezon 3 bölüm 1 Kaderin Yolu. Diğerleri kim? Yüzleri görünmüyor. Etrafımı sardılar, hiçbir şey yapmadılar. Korkmama gerek yoktu aslında ama yavaş yavaş kaygılanmaya başladım. Kapşonlarınızı çıkarın ve kendinizi tanıtın. Kızı korkutmaya lüzum yok. Yüzleri nasıl acaba? Ölenler olmasın bunlar? Bu cinayet şeyleri. Genç kız. Kız çıktı lan. Delikanlı. Ana, bunlar eski şeyler. Senin meslektaşların senin ailen mi? Senin arkadaşların, senin meslektaşların, senin ailen mi? Ne sorsanız ailen mi diye. Evet, akrabalarım. Tanıştırayım, amcam Vimal Dubey ve çocuklar Lois Sharma ve Rishi Dubey. Diğer taraftan mı geliyor bunlar? Çünkü biz de oralardanız abi. Seninle tanışmayı dört gözle bekliyorduk. Gerçekten benziyormuş. Seni burada dans ederken gördük Cesurca. Ve millet onun müdavi Durga'yı getirdiğini düşünce nasıl çıldırdı onu da gördük. Ha, bu ne biçim tavır çocuklar? Zararsızmış bunlar ya. Seni burada gördüğümüzde sevindik amalı bası. Bunu çok uzun zamandır bekliyorduk. Kader tüm engellere rağmen planlarını bozmadı ve bu çok iyi. Zaten sakin sesi duyuldu. Kader, bunun için harcadığım bütün çabalar basit bir kelimeyle yok saymak ne kadar kolay. Birbirimize baktık. Zaten bir hedefe ulaşmaya çalıştı ama bana yardım edeceğini söz verdi. Aleyhime hareket etmemiştir değil mi? Kesinlikle anlaştığım şeyi yaptın, sana minnettarım. Konuşmak için cesaretimi topladım. Abi buraya niye kimse gelmiyor? Sadece biz varız burada. Abi Dubeylerin yer olduğu için mi? Herkes giremez tabi buraya. Beni niye getirdin hakikaten? Sadece bunun için mi? Ha, bizle tanışması için. Tamam. Aramızdaki yerini alman için. Düzen devam etmesi için her birimizin bir görevi vardır. Aileler korumalıyız yoksa topraklarımızda kaos çıkar. O an birileri kapıya vurmaya başladı. İngilizce çığlıkları duyunca herkes bir anda kapıya döndü. Aa, bizi arıyorlar, bizim arkadaşlar. Bey yolumu kesti. Kapıyı yabancılara açma izin verildi mi? Çekil çocuk diyeceğim de dur bakayım. Yine de buraya girecekler. Er ya da geç girecekler. Bu kısmı senin yerine düşünürler.
Ona engel olmadığı için iş arkadaşlar sonunda kendine gelmiş ve birilerini hatırlamış. Hakikaten ya. Sabahtan beri ölüp gitsek demek ki bir şey yapmayacaklar ha. Ya bunları görecek bunlar zaten. Lingot ve Lima da aldı. Aman Ödü Bey ne oluyor burada lan? Bu insanlar kim? Bunlara biz açıklayamaz mıyız? Ne kim olduğumuzu, ne olduğumuzu? Kelly Anna Lima ya. Bir gün başım belaya girecek. Girdi bile. Girecek yani. Sizin gelme sebebiniz nedir? Onu burada zorla mı tutuyorsun? Dubelling bu da döndü. Hanımefendi hayır dedi. Bu benim gözetim altında ama da buradan gitsek iyi olur. Hakikaten gidelim ya. Siz gitseniz iyi olur. Yok ya ben de gidiyorum. Gidin buradan canımı sıkmayın diyor bak. Bilmiyorum zaten baktı. Ben güvenebileceğimizi söyledim tamam da emin de değilim ya. İş arkadaşlarına Raten'le olan ilişkinden bahsettin. Her şeyi bahsedeceğim abi iş arkadaşlarımla. En güvendiğim onlar var. Hayır, saklamayacağım. Durum yorucu olmaya başladı. Sizi ilgilendiren kendi işimizi çözüyoruz burada. Hala bizi ilgilendiriyor. Yoksa bu iş gelmezdik. Aa, kavga çıkacak. Dimal amca bir hal yoluna gir ya. Bana biraz zaman ver lütfen. Ne yapacağımı ben karar veririm. Lan Kellyanne laf edilir mi? Bizi koruyor çocuk. Allah Allah. Bana biraz zaman ver lütfen. Onu seç. Ya hepimiz kalırız ya da sen bizimle gelirsin. Kellyanne kibar olduğun için sana minnettar. Abi kibar olacağız tabii ya Kellyanne ya. Amrit değişti kötü gülümseyerek Lingut'a baktı. Dişelayit, Liman ve diğerleri sessizce kenara çekildiler. Kendimi korumak adına ben içgüdüsel olarak geri çekildim. Birilerinin çok canı yanacak galiba. Ne olacak lan? Amrit yapma birazdan giderler. Birkaç kez uyardım ben de tam olarak kimle uğraştıklarım farklı. Biraz da anlaşılır şekilde açıklamayı diğer. Ne yapacak? Aha. Bizi kaçıp gidecekler mi bunlar acaba bunları görünce? Dur bakayım şimdi Killian'ın şeyini ölçeceğiz. Bize bağlılığını hakikaten. Limanında. Korkup kaçacaklar mı? Bizle hala duracaklar mı? Korkmayın ya. Dışlar biraz içimden okuyacağım. Yoruldum ya. İki bölüm üst üste oynayınca dıştan okunmuyor. Kolay değil. Siz de içinizden okuyun.
yapacak ya? Ne yapacaksın ya? Gelmiyorum seninle. Ben de onlarla gideceğim. Amrit'i kabul etseydik acaba bunları yapacak mıydı, merak ettim şimdi. Ana, ne oluyor? Tutmuşlar. Arkadaşların Amrit'in gazabından kurtardın. Aranızdaki tüm ilişkiler güzelleşti. Onu kendine getir, öfkesini yatıştır. Onu kendine getir, korkup geri çekil. Onu kendine getir, öfkesini yatıştır. Bunları biraz daha atsaydın ne olacağını, onu kendine getirir seçeceğim. Yeter, hepimizi öldüreceksin. Kendine hakim ol. Önemsiyoruz tabi ya, önemsemez miyiz? Güzel kaçıp gitmedik İlyan'la şey. O kadar şeye rağmen. Tehdit etti ha. Şuradan bir çıksak mı artık? Lima titriyor ya. Yazık. Acımasızsın, nasıl yapabildin? Nasıl yapabildin? Merhametli olacağız tabi, ne olacağız? Vatan helal olsun sana var ya. Tamam ya, hadi. Abi biz burada mı duracağız hep? Bekliyoruz seni diyor, hadi diyor. Gelmeyeceğim ya, gelmeyeceğim. Bana şu seçeneği verir misin? Dışarı gideceğim arkadaşlarımla. Burada durmayacağım. Of. Gerçekten istedim arkadaşlarıma yardım etmeyi. Tabii ki de. Size her şeyi anlatacağım da. Ağlamış ya, yazık. Kız ağlamış. O çılgın bir sosyopat. Abi her şeyi anlatamıyoruz biz bunlara ya. Hala anlamadım. Bazı illüzyonlar görmüşsün.
Evet, bunları biz de gördük. Bunlar gerçek ama evet, illüzyon değil. Daha önce illüzyonlarından bahsetmiştin. Kilian ve Lima ile ilişkiniz güzelleşti. Her şeyi anlattım ben bunlara. Öyle bir seçenek geldiği an anlattım yani. Sen de Dubey'in yanına git. Tamam, Ratan'a güveniyorum ben. Şu üçünden sonra güvendiğim, arkadaşlarımdan sonra güvendiğim Ratan var yani. Lima'ya yardım edelim ya, o kadar çok titredi, ağladı. Bir şey olacak dedim ben ya bu partide. Abi ben sizden gizlemedim ki. Anlattım size. Yok, gerçek. Bunların hepsi gerçek, Limacım. Onları da anlatacağım niye onun peşinden gitmek istediğimi. Yapma bunu işte ya. Evet, her şeyi anlatacağım ya. Bekle bizi. Kilian'a da anlatacağım. İkisine de anlatalım. Ne var ne yok. Baştan sona. Lima ilgilendiğin için mutlu. Of. Gitmekten başka şansımız yok. Ah. Gözümüz gönlümüz açıldı ya. Oradan çıktık. Toprakları ancak 12 ismin hepsi bir araya geldiğinde kurtarabiliriz. E biz 5 kişiyiz. Biz ne yapabiliriz ki ya? Her şey, yardımımıza ihtiyacınız var mı? Evet. Nasıl bir faydamız olacak size? Güçlü bir kadına ihtiyacımız var. O da biz oluyoruz. Bir anda güneş açtı ya. Nasıl yani? Şimdi biz ne yapacağız? Onu anlamadım ben. Tamam, kabul ediyoruz da ne yapacağız? Görevimiz nedir? Abi. Bu kız basuların varisi. Hayır, tabii ya. Çünkü
çünkü ailemi bırakmak istemiyorum ya. Hamlet de sen sus dedi resmen ha. Benimle nasıl böyle konuşmayı cüret ederler? Seçemezmek çok kötü bir şey ya. Hindistan benim için önemli ama. Burada kal diyor yani. Hindistan'da kalacaksın diyor. Londra'ya gitmek yok diyor. Ben onu anladım şu anda. Size sonra kararımızı bildirsek olur mu ya? Odanın kapısı açıldı ve Jaya girdi. Oha, bu nasıl girdi buraya? Jaya, gel Jaya diyor. Nasıl tanıyor onu? Jaya, bu enerjiyi tanıyor musun? Allah Allah. Jaya, bu enerji mi? Buraya üçümüz geldik. Ben Amala ve kardeşi Kiran. Dur bakayım bir neymiş bu? Ne olacak şimdi ya? Jaya sen sana masum kız dedik şey dedik de uyanık çıktın ha. Jaya için kimdi? Jaya Benerji ailesine geldiğini öğrendin. Evet onu öğrendik de kim? Tek şartım var. Gördüğün, duyduğun her şey bu odanın dışına çıkmamalı. İş arkadaşlarına tek kelime etme, şaka yapmıyorum. Bu çok kötü oldu. Söylesek kimseye söylemez onlar aslında da. Tamam ya, haber vereceğiz, tamam. Of. Evdeki bayan Kaan, ev sahibisi ayrı bir dert. Uyuşturucu istiyor bizden, bitkisi. Yaya mıdır nedir, o ayrı bir dert. Eskiden onlardan olduğunu öğreniyoruz. Ne yapacağız ya? Bilgi bolluluğu oldu ha şu iki bölümde, hakikaten bak. Öyle şeyler oldu ki. Çok yorgun olduğumuz için yemek yemeyi reddettik. Eve gelmişiz. Of. Yarın ne ola bakalım ne olacak. Bugün çok kötü şeyler olacak. Kardeşimize ne diyeceğiz asıl? Özenle düşündüğümüz kombin. Çok bir kombin. Böyle güzel bir şey giyelim ya. Sıradan bir şey giyelim. Ha, şu iyi ya. Rahat.
olsun. Burnu da çıkar. Duracak mı? Kiran geldi. Kiran Londra'da benim için yaptığı bir nottu. Neyi? Ne oldu ya? Büyük annemin ne dediğini biliyorum. Neymiş? Vallahi abi ne diyeceğiz ya? Of. Kiran'a ne anlatacağız? Anlatmak yok dedi. Dubey. Kiran'a ne anlatacağız? Kilian'a ne anlatacağız? Liva'ya ne anlatacağız? Evin sahibisi niye işler çeviriyor? Of. Yalnız güzel bir bölüm yapmışlar ha. Şu iki bölümdür. Bu güncelleme de hakikaten güzel yapmışlar. Bak hiç sıkmadan ilerledi. Şimdi ne zaman geleceğini öğreniyoruz yeni bölümün. Lila bir ay var. 8-10 Kasım. İyi iyi. Bunu da bitirdiğimize göre sırada Theodora'mız var. Onda da çok merak ediyorum ya. Çok üzüldüğüm bir hikayeydi o. Herkes öldü, biz kaldık ya. Ne oldu, ne olacak acaba onda da? Dur, bunun %50'siymiş Theodora'nın. Bu kaçtı? O görünmüyor. Bu da sanırım bu sezon 3'ten sonra biter. Sezon 3 genelde 3 sezon yapıyorlar hikayeleri. Evet arkadaşlar, burada bitiriyorum. Bir sonraki bölümde Theodora ile devam edeceğiz. Beğendiyseniz ve beğenseniz video benim kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde